Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının 15. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu ve aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bu tasarı kanunlaştığında 2018 yılında 696 milyar 800 milyon liralık bir kaynağın toplanmasına, yine aynı şekilde 762 milyar 800 milyon liralık bir harcamanın yapılmasına, bu harcama ve gelirler arasındaki fark olan 65 milyar 900 milyon TL de borçlanma yapılmasına, Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak merkezi hükümete yetki vereceğiz. Bu büyük bir meblağ, devasa bir meblağ tekabül ediyor. Yani aslında biz bir yıl içerisinde insanımızın, şirketlerin, kurumların çalışarak ürettikleri mal ve hizmetlerin bedeli olan gayri safi yurt içi hasılanın önemli bir kısmını, gelir tarafından baktığımızda %20, harcamalar açısından baktığımızda %22'lik bir kısmını merkezi hükümete toplama ve dağıtma yetkisini veriyoruz. 2017 yılı bütçesine baktığımızda 2017 yılı bütçesinde gelirler tarafında %13.9'luk, harcamalar tarafında da %13.2'lik bir artış var. Ama en fazla artış bu yapı içerisinde vergi gelirlerinde olduğunu görüyoruz. Özetle biz 2018 yılında Türk milletinin, her bir ferdinin çalışarak kazandığı gelirlerin %20-22'lik, belki gelişmelere bağlı olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi dörtte birini, şu andaki rakamlar üzerinden baktığımızda her 5 liradan 1 lirasını toplama yetkisi veriyoruz. Tabii verilen bu devasa yetkiler her şeyden önce yürütenler açısından büyük bir vebali gerektiriyor. Bizler açısından bütçenin yasalaşmasıyla birlikte sorumluluğumuz ortadan kalkmıyor. Yine izleme ve denetim açısından bizlerin de vebali devam ediyor. Değerli milletvekilleri, ülke menfaatine olduğu tartışmasız konularda siyasi partilerin işbirliği yaparak ve iktidar muhalefet ayrımı gözetmeden millet yararına icraat yapması, siyasi uzlaşmanın gereği, Türkiye'de ekonomik sorunların çözüme kavuşturulmasını ve bunun için toplumsal bir uzlaşmanın oluşmasını da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu anlamda bütçeler aynı zamanda hem toplumsal hem de siyasal uzlaşmanın zeminlerinin oluşmasında önemli bir araç. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütçe kanunu tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiği günden itibaren bu süreç içerisinde komisyonda ve genel kurulda bildiğimiz doğruları ve bu zeminde bir uzlaşmanın sağlanması noktasında Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak milletvekillerimiz yeri geldi önerileriyle, yeri geldi teşvikleriyle, yeri geldi itirazlarıyla, yeri geldi sert eleştirileriyle bunu yapmaya çalıştık. Toplumun tüm katmanlarının sözcüsü olduk. Onların şikayetlerini, arzu ve istekleri sahibi oldukları bu kürsüden ifade etmeye çalıştık. Hamaset yapmadık. Başta işsiz, çiftçi, köylü, esnaf, memur olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sorunlarını nedeni ve nasılı ile
ortaya koyup çözüm önerilerinde bulunduk. Yanlış algılar ve hesaplar üzerinde örnekler verdik. 2002 takıntısından kurtulun dedik. 2002 çok uzakta kaldı. Artık önünüze bakın. Takip önünüze bakın. Düşeceksiniz dedik. Örnekler verdik. Bütçeden ödenen yıllık tarımsal destekleri 2002'ye göre katladık dediniz. Bunların ne olduğunu izah ettik. Hani bir söz vardır. Et tekraru ahsen velev kâni 180 derler. 180 kere de olsa tekrar edin derler. Ben bu süre içerisinde özellikle tarımla ilgili tartışmalar konusunda konu açıldığında, destekler konuşulmaya başladığında hükümetin hep söylediği bir şey var. İktidar partisinin söylediği destekleri geçmişe göre çok artırdık. Tarımı destekliyoruz. Biraz önce yine desteklerle ilgili bir soru sorulduğunda Sayın Bakan dedi ki mazota destek veriyoruz dedi. Mazota ekstra bir destek yok. Toplam destekler içerisinde destek bileşenleri alt bileşenlerinde yapılan bir değişiklik var. Yani toplamda mazota destek verdik diyorsanız karşılığında bir başka yerdeki desteği de almış olmamız lazım. Ama desteklerle ilgili 180 kere de olsa şunu tekrar edeceğim. Değerli milletvekilleri, 2001 yılında destekler konusunda bir model değişikliğine gidildi. Daha önce tarıma verilen destekler piyasa şartlarında fiyat üzerinden veriliyordu. Bu düzenleme ile birlikte desteklerin ağırlıklı olarak bütçeden verilmesi konusu gündeme getirildi ve destekler bütçe üzerinden doğrudan devlet tarafından bütçeye konulan destekler şekline dönüştürüldü. Bunun birçok olumlu yansımaları olacaktı. Piyasadaki fiyatlar dünya fiyatlarıyla uyumlu hale gelecekti. Dış ticaret yönü vardı. Mali yönetim yönü vardı vesaire vesaire. Ama sonuçta ne oldu? Sonuçta bütçedeki destekler bir taraftan artırılırken tamam bugün söylenen destekler bütçede geçmişle mukayeseli olarak baktığımızda doğrudur. Tekrar ediyorum. Doğrudur, artmıştır. Ancak ürün bazında bakıldığında fiyatlarda regülasyon yapılmadığı, yapılamadığı için fiyatlardaki düşme, çiftçinin piyasadaki zararı bütçeden verilen destekten kat kat fazla olmuştur. Bugünkü çelişkinin ana sebebi budur. Yani bir taraftan destekler artıp bir taraftan eğer köyler boşalıyorsa, tarım alanları azalıyorsa, insanlar üretimden uzaklaşıyorsa, borç altında ezilmeye başlıyorsa bunun sebebi budur. Desteklerin artırıldığı konusunda bir itirazımız yok ama hangi destek? Bütçeden yapılan destek. Fiyatlar konusunda bakınca, piyasa konusuna bakınca Türk çiftçisi her üründe bir şekilde piyasada satın alma gücü kaybına, zarara uğradı. Bu zarar bütçeden artırılan desteklerle maalesef karşılanamadı. Onun için bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu yapı içerisinde en fazla sıkıntı da buğday üretici çiftçilerde oldu. Buğday üreten çiftçiler 2002 ile mukayese edilemeyecek ölçüde bir satın alma gücü zararına uğradılar. Geçen günde bu kürsüden ifade ettim. Buğdayın son 14 yılda buğday üreticisi çiftçinin piyasadan satın alma gücü zararı 32 milyar TL'dir. Biz diyoruz ki son 15 yılda bütçeden verilen desteklerin toplamı 103 milyar TL diyoruz. Ben sadece bir kalemden, bir üründen çiftçinin zararının 32 milyar TL olduğunu söylüyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçenin
ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkürler Sayın Karakaya.